Sapkın ne demek? Sapkın yoldan, doğru yoldan sapan kişidir. Örneğin Mesih'in İncil'inde, Mesih'in yolundan sapıp da başka öğretiler sunan kişiye sapkın diyor. Kilise tarihinde sapkın diyor. Ama öyle görünüyor ki mesela bütün bunlarda kişiler o kendi görüşlerini empoze etmeye çalıştılar, düşüncelerini empoze ettiler. Tanrı'nın kilisesinde mezhep yok. Merhaba Kanal Hayat Dostları. Yeni bir panorama programıyla da sizlerle birlikteyiz. Bu programda İncil'i bakış açısıyla çeşitli konuları değinmeye çalışıyoruz. Konuların çeşitliliği açısından ve geniş bakış açısından değerlendirdiğimiz için de panorama diyoruz. Son birkaç programı takip ettiyseniz özellikle Hristiyanlık, Anadolu'da Hristiyanlığın nasıl başladığını ve geliştiğini ve en son programda da geçen programda da hangi zorluklardan geçtiklerini görülen baskılardan bahsetmiştik eğer takip ettiyseniz. Takip etmediyseniz ben sizlere özellikle geriye dönüp o programları da izlemeniz konusunda teşvik etmek isterim. Tavsiyede bulunmak isterim. İncil'e baktığımızda İsa'dan hemen sonra özellikle Paulus'un mektuplarına gördüğümüzde bir öğretiş çatışmasının olduğunu ve Hristiyanların İsa Mesih'e inananların dışarıdan gelen etkilere karşı kendilerini korumak zorunda kaldıklarını ve Paulus'un yazılarında da dışarıdan gelen ve sapkın olarak nitelendirilen ya da başka öğretişlerin ya da Yahudilik diyelim mesela içine çekilmeye çalışılan bir kilisenin var olduğunu görüyoruz. Yani ne demek istiyorum? İlk günden itibaren ilk günden itibaren ...içsel bir çatışmanın, bir tartışmanın var olduğunu görüyoruz. Mesela Paulus Galatyalılar'da ne diyor? Başka bir müjdeye inanmanıza böyle çabucak şaşırıyorum diyor. Ne Bak, çabuk saptınız, döndünüz ya. Evet değil mi? Ve bunun dışında Korintlere gittiğimizde başka sıkıntılarla karşılaşıldığını görüyoruz. Diğer mektuplarda farklı sıkıntılarla karşılaşıldığını görüyoruz. Yani... Hristiyanlık ilk zamandan itibaren heretik dediğimiz sapkın dediğimiz bu öğretişlerin içerisinde onlarla mücadele eden ve bütün bunlara rağmen o özü, Mesih İsa'da öğrenilen özü korumaya çalıştığını görüyoruz. Hamdolsun Rabbin sayesinde, Kutsal Ruh sayesinde imanın özü İncil sayesinde kelamla birlikte bugüne kadar gelmiştir ve korunmuştur. Sözü veren Rab, bu inancı ortaya çıkaran Rab, ruhu aracılığıyla da koruyacak, korumuştur koru ve koruyacaklar da sonuna kadar Mesih'in tekrar gelişine kadar da bu koruma devam edecektir. Bazılarının aksine iddia etmiş olmasına rağmen inancın bozulduğunu, kitaplarının bozulduğunu iddia etmiş olmalarına rağmen Rab bu inancını korumuştur ve korumaya devam edecektir değerli kardeşler. Ve bugün Behnan abi ile birlikte Be Behnan abimiz Pastör Doktor <laughs> Behnan Konutkan'la birlikte özellikle ilk dönemlerde karşılaştığımız heretik Sapkın dediğimiz bazı öğretişlere ve kilise üzerindeki o zaman nasıl bir etkide bulun, bulunduğuna değineceğiz ve gelecek programda da buna bağlı olarak da konseyler üzerine özellikle değineceğiz değerli kardeşler izlemeyi bırakmayın ve lütfen kaçırdığınız programlar varsa onları da YouTube'dan bularak tekrar izlemeye çalışın Behnhan abi tekrar hoş geldin hoş bulduk. Şimdi o ilk dönemde karşılaştığımız özellikle vurgulamamız gereken heretik sapkın öğretişler konusunda istersen konuşalım. Nereden başlamak Ben Bende bir liste var ama sen kendine göre git lütfen. Yani gideriz 25 dakikada doldururuz sorun değildir. Yani buna kilise tarihinde sapkınlık, sapkınlık. İngilizce'de heretik, heretik. Evet. Sapkın ne demek? Sapkın yoldan doğru yoldan sapan kişidir. Örneğin Mesih'in İncil'inde Mesih'in yolundan sapıp da başka öğretiler sunan kişiye sapkın diyor. Kilise tarihinde sapkın diyor. Bunu e, öğreneceğiz birkaç noktada ama e, kilise tarihinde yani kilise tarihinde bütün sapkınlıkların babası olarak Simonu, Sihirbaz Simonu tanıyorlar. Hı. Hatırasını ve Evet. Şimdi bakıyor ki sihirbazdı. Ama bakıyor ki Petrus, er evet. koyu, kusurluğu alıyorlar, dillerle konuşuyorlar, mucizeler yapıyorlar. E tabi hırsçan değildi bu adam. Gitmiş Petrus'a diyor ki, al sana bu kadar para, bana da bu ruhu ver. Ne kadar istiyorsan vereyim, bana bu ruhu e, sat Petrus diyor. Petrus dediği paran da, onu okuyayım ya, değil mi? bakayım ne diyor, eğer bulursam okuyayım bir yerde. Petrus diyor ki ona, e, ne diyor Petrus, ha, burada var, e, elçilerin, İşleri bu kaçta? 8, 8, 10, 8, 8 10 18 diyor ki elçilerin bu el koyma hareketiyle kutsal ruhun verildiğini gören Simon onlara para teklif ederek bana da bu yetkiyi verin. Kimin üzerine ellerimi koysam ruhsal şey kutsal ruh alsın dedi. Petrus ne güzel severim Petrus'u ya çok ser bir adamdı. Dedi ama direkt de, dikti. E, direkt paran da yok olsun sen de yok ol dedi. Ne hoş. ...git hemşerim bu şeyler... ...parayla satın alınacak değil ki... dediğim. ...sonra diyor... ...çünkü Tanrı'nın armağanını... ...parayla elde edebileceğini sandın... ...senin bu işte bir payın... ...bir hakın yok... ...yüreğin Tanrı'nın... ...gözünde doğru değildir... ...bütün sorun budur kardeşim... ...armağanları... ...Rabb'i kusarruha veriyor... ...o... ...o sıradan biri olan Petrus... ...o bir kızın önünde korkan Petrus... ...kusarruha alınca hiç korkmadı krallara mı hepsini anlattı değil mi? Ve Simon bunu biliyor. Yani buradan öğreniyoruz ki ...kelisenin işi Rab'bin işidir. Parayla olmaz Rab'bin işi. Konumla olmaz. Değil ama, mi? ama orada aynı zamanda Simon'da ne görüyoruz? Kilisedeki o bereketi, o yetkiyi ve o gücü görüp onu kendi ona uymak yerine onu kendine uydurmak isteyen e, kendi, insanlar da her zaman vardı. Ne oldu? Kendi çıkarı için kullandı kiliseyi. Evet. Bir önceki programda ne dedik? Konstantin döneminde evet. e, inancı çıkar olarak kullandılar değil mi? Şimdi gelelim sapkınlık nedir? Bakınız 300 yıl önce Rabbin ruhuyla e, Paulus İbranilere ...yemektubu yazmış. Az bir önceki programda ne dedim... Galatyalardan söz etti. Paul demiş ki... Başın, bu program evet. başında söyledim Ne dedi? Ne? Hemen dedi ki A ey sizi ey akılsızlar. Sapkın, akılsız Galatyalılar. Ne çabuk dedi döndünüz. Evet. Siz ruhla başlamışken, imanla başlamışken neden geleneklere, adetlere, eski davranışa gittiniz? O şekilde dedi değil mi? Burada da hepimize, bana, sana ve her kiliseye, her öndere şu teşvik ediyor. İbrahim 2, 1'de diyor ki... Bu nedenle, bu nedenle akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemseyelim. Bak, daha çok önemseyelim. Akıntılara aradan sıradan gelen bu bu dünyadaki felsefi Ak akımlara, akımlara izimlere izimlere parasal olay Akın ...o kapılmamak için... ...iradesi o kapılmamak için... ...işitiklerimizi dikkat edip özümseyelim... ...yani Rabbin ruhu ile... ...Rabbin sözü ile... ...özümseyelim... ...ve ne yazık ki... ...üçüncü yüzyılda... ...Hristiyanlar gelişti... E ...zaten anlatıyorlar diyor ki... ...nerede bir iki Yunanlı bayan konuşursa... ...orada kavga var... ...üç bayan konuşursa savaş var derler... ...bir kiliseler de gelişince... ...bir aile gelince oturdular birbirlerini yemeye, birbirlerini kavga yapmaya, sapkınlıklar ortaya çıkarmaya ve en önemli Hristiyan tarihinde en önemli, en tehlikeli olan Ebanoi'tler, Ebnoitlar, Ebionoitlardır. Bunlar, bunlar e, Yahudilikten iman etmiş kişilerdi. Tamam, Yahudilikten iman etmiş kişilerdi. Gayet güzel ve ki ilk Hristiyanlar zaten Yahudilikten ya, gelenlerdi. Yahudilikten iman etmiş kişilerdi. E, seviniyorlar, toplanıyorlar, coşuyorlar ve İncil'in bütün bereketiyle gelişiyorlar. Dua ediyorlar, e, ilahi söylüyorlar, e, Rab'bin sözünü okuyorlar. Ama bir iki kişi aralarına geldi. Var ya bir iki kişi aralarına geldi. Ya dedi biz Yahudiyiz. Tamam. E Musa'yı da kabul edelim. Musa iyi peygamberdir. E, gayet tabii yani İncil'e göre. Yasaya edelim. yasaya uymalıyız Tabii. hani sonra, sünnet yanları diyor Paul'un. evet. Sonra deyince Musa'yı kabul edince yasayı da şeriat yapalım, sünnet olalım. Sonra yavaş yavaş ya aman bu sayı ve şeriatı göre İsa Mesih'e Tanrı olamaz. O da bir peygamberdir. Çünkü Tanrı tektir var ya. Gibi laflarla bunlar oturdular. Yeni bir akım ettiler. Ebnoitler ve bu kiliseyi gerçekten yordu. Kilise yordu. Bu, bu bir akım. Ve bütün şeriattaki her şeyi getirdiler oraya. Ve bu özellikle bu gruba karşı İbraniler mektubu da evet. özellikle buna benzer bir gruba karşı yazılmış bir mektup. Tabi e, İbraniler genellikle Yahudilere yönelik çünkü geleneklerden, kurbanlardan, değil mi? şeriattan söz eden bir olaydır. Ama genel bir halk değil, evet. ya iman etmiş Yahudilerdir. Yani evet. iman etmiş İbraniler evet. Yahudilere, evet. zaten Yahudilere eskiden İbrani diyorlardı değil mi? Evet. Hibruz, evet. Hibruz onlara yazdı ve şaşırıyor Paulus. Ve bunlar tabii geliştirir geliştirir ama hamdolsun kiliseyi kiliseyi kilise, kilise, e, kilise onların daha fazla ileri gitmesini engellediler bu nedenle Bu nedir Kadıköy konsülünde mi? Onu daha geleceğiz ama, bu nedenle bak bunlardan başka bir şey var. şey vardı. ama ebonitler hangi konsülde ele alındı? E ebonitler aslında şeyden sonra ...İznik Konseyi'nden sonra, sonra ele el Onu da konuşacağız. Tamam onu iznik sırasında tekrar tabi, değineceğiz. Kalkedök konseyi sadece Nasr'u konuştular. Nasr'u konuştular. Sonra e, e Gnostikçiler geldi yani Bilgiç'le. Şimdi biliyorsunuz Yunanların her köşesinde bir felsefe okulu var. Tembel değiller Birisi oturur sandalyede Sokrates gibi ve bütün gün konuşur, 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 konuşur. Herkes dinlerdi. Lise oradan çıktı biliyor musun? Lise okulu oradan o anlamdan çıktı ve Paulus bunlarla konuşur. Hatta bir zaman Paulus anlatırken bizdeki bu Paulus ne gevezeliyor değil mi? Yani Paulus'un söylediği şeyleri basit gördüler. Onlar hep felsefe, bilgiç, bilgiç, bilgiç. Bilgiçler de kilise arasında bir grup geldi. Ya Tanrı ama Tanrı görmüyoruz. En üstün bilgiye sahip olan kurtuluşa erecek işidir var ya. O konuda da geçip fazla verim sağlamadılar. Süslü sözler, süslü bilgiler. Bilgi. Yani bugünkü Google be, Google amca herhalde onların e, çağına göre e, e, Paulus Paulus Korintus'a diyor ki Yunanlılar bilgi ararlar, felsefe ararlar. Yunanlar ise mucize ararlar. İbraniler ise mücize. ama biz dedi, va işte bakın Paulus bak incinin güzeli biz. sırada bak. Biz haça girilen İsa'yı anlatıyoruz. Demediği dirilen İsa'yı tan. Biz haşa girilen ise anlatıyoruz. Hristiyanlık sıradan insanlardan oluşuyor. Büyük adamlardan, zenginlerden değil. Ama o sıradan insanlar alt üst ettiler dünyayı. Roma'yı da alt üst ettiler değil mi? Bu bilgiçler. Başka bir nokta var. E, başka var. Ariusçülük. Ariusçular var. Ariusçu. Arius İskenderiye okulunda okumuş. İstanbul Patrikliğine gelmiş bir adam. İyi bir öğretmen. Bir iyi bir öğretmen. Ve tabii bir ar ikide bir konuşuyorlar, tartışıyorlar episkoposlarla bir sözcük söyledi İsa Mesih için. Aslında o zamanki konseydeki insanlar an iyi, hikmetli olsalardı, şimdiki kutsal kitaba sahip olduğumuz bu bilgi sahip olsalardı, hiç tartışmalardı. Homo Bir o. Homo Sios. Sadece bir o farkla. Biri, biri benzer. İsa Homo Tanrı'ya benzer. O birisi de Homo Tanrı gibi. Yani tıpkı, Tanrı'nın tıpkısıdır. Ama Arius dedi ki o Tanrı değil, Tanrı'dan biraz daha aşağıdadır var ya. Ve kiliseler çarkalmaya başladı. Her kilisede tartışmalar başladı. Konstantin işte bu arada kendi tahtını sabit tutmak için İznik'te bir konsey oluşturuyor. İznik'te şu andaki... Hristiyanların kendi aralarında çatışmayıp bölünmemeleri için. Bölünmemeleri ve devlete sistemine zarar vermemesi için İznik'te bir konsey topluyor ve kendisi konsey başkanlığını yapıyor. Ve bazı tarihçiler diyorlar ki 300-700 kişi kadar insan geldi. Ve tarihçiler anlatıyorlar o konsey gelen insanların çoğu kimisi imanı uğruna gözünü kaybetmiş, kimi kulağını kaybetmiş, kimisi ayağını kaybetmiş. Hepsi o Diokletian sıkıntıdan geçmiş insanlardır. Ve gelip oturdular ve konseyin başkanlığını da yani Hristiyan, daha doğrusu Hristiyan diyeyim, anti Ariusçu ...hurubun başkanı da... E, ...Athanasios... ...genç, o da Antakya okulundan mezun... ...ilahiçi mezun, genç bir adam... ...sürcü yapıyor. Arius'un yanında çok az... ...kişiler vardı. Tartıştılar ama... Hmm. Ama neye göre tartışacaklar? Doğru değil mi? Neye göre? Kim ne söylese... ...kim doğrudur. Hmm. O zamana kadar... ...ellerinde... ...var olan İncil ışığında... ...tartıştılar. Arius'a dedi ki... ...biz diyor ki efendim... ...İncil greçe değil mi... Logos'tu İsa. İsa Logos'tur. Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı ile söz Tanrı idi. Ne demektir bu dediler. Sonra aşağı iniyorduk efendim ve bu söz insan oldu, aramızda, i̇nsan oldu yaşadı. aramızda yaşadı. Biz bir de e, şey daha hoş söylüyor. İbranilerde, İbranilerde İsa Mesih için diyor ki İbraniler 1. bölümde onun yüceliğini babanın yüceliğini olarak gördük. Yani İsa Mesih aynıdır. Yeryüzünde görünmeyen ...Tanrı'nın bir görüntüsüdür değil mi? Timoteus 3. bölümde ne diyor? diyor Tanrı bedende göründü. Koleselilerde görünmeyen Tanrı'nın... ...öz görünümü. Koleseliler zaten hepsi... Evet. ...hepsi İsa Mesih'in Tanrı'lı hakkındadır. Hatta koleseli Yunanlar yazdığı için... kole Yunanlar ve Yunan'ın... E, ...bir kültür merkezi değil. Diyor ki siz bilgi arıyorsunuz... ...ama bilginin bütün hazineleri... Mesih'te gizlidir, evet. ...bitmiştir. Mesih'te evet. vardır. Yani aramayınız başka bilgiler. Bu bilgiçlikler. Sonra arıyoruz... ...tartıştılar... Ve Arius'un çok az kişi değil, yanıları haksız bulundu ve onu reddettiler. Sürgün edildi Sürgün kendisi edildi de. ve orada öldü. Yani kalkıp da öldürmediler. Zaten Hristiyan da öldürmezlerdi değil mi? Öldürmediler, taşlamadılar. Kardeşim git ona bir hapis verdiler. Güzel güzel orada otur yaşa kal öldü tamam mı? Ama bu olaylardan ötürü evet bu bu konsey toplandı değil mi? İznik'te. Ama çok önemli bir olay var. İznik Konseyi'ne önümüzdeki programda değineceğiz abi. Öyle mi? Evet, tamam. Şimdi İznik Konseyi'ne girmeyelim istersen. Tamam, tamam. Çünkü evet. önümüzdeki programda hem kısaca Peki. buna bahsederiz. Tamam. Ee, o zaman şeyle yapalım. Bir de bundan sonra e, var. Nasturizm vardı. Nastur. Nastur. O da önemli bir öğretiş. Evet. Çok şimdi önemli. Nastur da ilginç ki bunlar hepsi büyük adamlar. Nastur da e, İstanbul patriği biliyor musun? Yani. Şeyden sonra... 320'lerde Arius, bu da 400'lerde ...İstanbul Patriği Ve kiliselerde... ...tabii kiliselerde... tabi yanlış şey gördüler. İsa Mesih diyorlar ki... ...bir tek ve tek Mesih'tir. Yani tek İsa ve Tanrı tektir hiç hiç olmadı var ya hiç beden alınmadı. Mesela bu düşünceden etkilen Eutikus monofizistler var ya. Eutikus o da İstanbul'da bir papazdı. İsa Mesih gördüğünüz o İsa Mesih hayalidir. Bedende yoktur. Hatta hatta öyle ileri gittiler ki böyle vursan o bir tarafa çıkar el. Hiç beden almadı tamam mı? O tektir. Bunlara da monofizistler derler. Yani tek beden tek, tek, tek doğalı, Evet, tek ama Nestur Nestor Nestor dedi ki İsa Mesih gerçek Tanrı ve gerçek insan aynı diyor. Yeryüzündeyken İsa ölüye üç günlük öyle kalk diril dediği zaman Tanrıydı. Tanrıydı. Demedi baba lütfen ne olur hatırım için onu diril demedi. Kalk diril. Şifa bul. Demedi mi? Cillere çıkın dedi. O Tanrıydı. abi an zamanda zayıflıktı. Hacıktı, susadı. Susadı, yemek yedi, uyudu. İnsan, insan, e, insandı. Ama aynıdır. İsa Mesih niçin insan olarak geldi yeryüzüne? Çünkü eski antlaşmada diyor ki kan dökülmeden başlama olmaz. İsa Mesih Meryem Ana'dan insan bedeni aldı. O bedenle, o kanla kurban olacaktır. Eğer Tanrı olarak doğsaydı, eğer kan olmasaydı nasıl kurban olacaktı? Değil mi? Ve Nasr'ın başka bir sözü var. Teotokas diyorlardı. Yani Allah doğuran. Diyordu hayır. Hayır. Allah doğuran demeyiniz... Mesih'i, Kristo Tokaz değil. Mesih'i doğuran dedi ve doğrudur gerçekten. Doğrudur. Bu yani şimdiki bizim bilgimiz doğrultusunda değil mi? Bilgimiz doğrultusunda İsa Meryem Ana Mesih İsa'yı bedendeki İsa'yı doğurdu. Ama Nastur yine önümüzdeki bölümde ele ee, alacağız. Nastur ha, Doğu, doğu Kilisesi ile e, Batı tabi Kilisesi'nin tabi, noktadır. Onu reddettikleri zaman Kalk Kalkedon e, konseyinde okuyacağız onu reddedikleri zaman, reddedikleri için tamamen kilise bölün. Onu konuşacağız o zaman değil O değil. zaman orada ona değineceğiz. Ne demek istediğini o zaman bir daha tekrar bize anlatırsın. Tabii. Şimdi Ama şimdiye kadar ebonitleri gördük, evet. nastikleri gördük, Aryusçulara baktık, Nasturillere Nasur Monofisle baktık, Monofisleri gördük. Monofisleri biraz daha anlat istersen. Tamam. Bu çünkü Outicus denilen bir papaz, Outicus yani Euticus diyorum, diyen bir papaz. Kalkıp dedi İsa'nın sadece tek dua var. O Allah'tır insan duası eridi onda. Onda eridi yoktur artık. Ve o, o gördüğünüz yerdeki gördüğünüz İsa da hayali bir bedendi. Gerçek İsa değildir. Yani gerçek değildi. O hayali böyle görünüyordun. E bu doğru değildir. Onu da reddettiler. Manofizistler reddettiler. Ve bu çok büyük tartışmalara gitti. Halk eden olaylarında var ya tartıştılar ve kiliseler bölündüler. Yani ben bunu söyleyebilirim ki eğer o dönemde bu insanlar, bu papazların söylediği bu düşünce, bu patriklerin söylediği düşünce gerçekten İncil'in ışığında bilselerdi o kadar büyük tartışmalara gitmezlerdi. Hepsi sürücükler üzerine tartıştılar biliyor musun? Aynı yani şimdiki Şimdiki bizim aramızda da oluyor değil mi? Şimdiki modern e, kiliselerdedir. Efendim yok efendim haydi yine her zaman söylediğimiz gibi dillerle konuşma yok vardır yok yoktur diyorlar değil mi? Ama İncil'in ışığında yazılıdır. Yazılıdır. dillerle konuşma armağanı vardır. Hiç kimse şey şey reddedemedi değil mi? Bunun doğru vardır. Şimdi bunu reddedemeyeceğimiz şey şudur. Ee, sen bunu bir bölümde, geçen bölüm veya önceki bölümde değindin ki is Şeytan her zaman Mesih'in kilisesini bölmek için çabalamıştır. Kesinlikle. Özel bir çaba göstermiştir. Kesinlikle. ve ve bunu bunu bir yere kadar yapamayacağını gördüğü için sonra dinle Konstantin geçen bölümde onu konuştuk. Onunla ben demiştir ki ha ben bir yeni bir yol buldum. Artık bu şekilde kiliseyi böleceğim, bozacağım demiştir. Doğru. İşte bunlar da şeytanın gerçekten kilisenin içerisine koydu. Birinci Korintliler'de Paulus'un ne kadar güzel söylüyor hemen Mesih bölündü mü diyor. Çünkü Paulus. kimisi diyor ki ben Mesih yanlısıyım. Ben Apollos yanlısım. İzimler. ben işte ben Paulus yanlısıyım. Kimisi de diyor ki ben Mesih yanlısıyım. Bu şekilde kilise bölündü ve şeytan o kiliseyi bölmek için o gündür bugündür uğraşıyor. Uğraşıyor. Ee, ama ama hikmetli Paulus. Hani başlangıçta diyor ki ben hikmetli bir mimar gibi temel koydum. O hikmetli Paulus. O Rab'den aldığı İncil'in ışığında ne dedi? Hepsi boş. Ben kimim? Petrus kim? Apollos kim? Hepimiz biriz. Kimimiz ekiyor, kim suyu ama büyüten Rab'tır. Onuru Rab'e verdi değil mi? Onu Rab'e. Eğer şimdiki bu insanlar da o dönem 325-400 yıllarındaki o o episkoposlar, o papazlar, o ilahiçiler gerçekten incirin ışığını bilselerdi bu kadar sorunlar olmazdı derim. Yani olmazdı derim. Bu benim tecrübemdir. Ve şimdi modern ki bu ner dünyadaki kiliseler içinde söylüyorum. Paulus, Petrus, Paulus şimdiki de ABCD mezhepler diyoruz ya. Gerçekten gerekmez. Tanrının kilisesinde mezhep yok. Tanrının kilisesinde din yok. Sistem yok. Tanrının kilisesinde hepiniz kardeşsiniz. Değil mi, Değil mi? Bir Sevgi geliştirir bizi. Ama ee, ama ama e, bilgi öbürlendirir, bilgi böbürlendirir. Yine Sevgi gibi geliştirir. Amin. Yani ya. birbirimizi alçak gönüllülükle kabul edersek hı hı. ve kendimize güvenmezsek kimse kendisine gereğinden fazla e, önem, önem vermesin diyor Pavlus'un söylediği gibi. Ama e, öyle görünüyor ki mesela bütün bunlarda kişiler o kendi görüşlerini Empoze etmeye çalıştılar, düşüncelerini empoze ettiler. Halbuki İncilde bu Doğru. aykırı olduğu halde <laughs> aykırı olduğu halde geri dönmediler ve kendi görüşlerini iddia ettikleri için de <laughs> sapkınlığa düşmüş Yanlış. oldular. Bak, işte bugün de çok önemli. bir Bana Roma demi? Nedir? Geniş açıdan bakıyorsa sadece tek açıdan bakmıyoruz. Doğru değil mi? Yani ben bunu söylüyorum. Ben 60 kaçlardaydı. yok yok 84 5'ti. Ehliyet al ehliyet alacağım tamam mı? ehliyet alacaktım. Evet, <laughs> bir raporla doktordan bir raporladım. Gitti böyle baktı falan o nedir? 8 0 diyordum. O ne 8? Git dedi bana git dedi. Demek ki görmüyorum uzağı. E göremeyince nasıl yargılayacağım? Bilmiyordum değil mi? Ancak bu kadar görüyordum. E gittim gözü taktım. Vav wow, baktım ki uzağı görüyorum. Artık o 08 değil, değil mi? İmanlılar da, Hristiyanlar da aynı şekilde biliyor musunuz? Bu ayeti de okuyayım size. Aynı şekilde uzağı görmezdi. Bak 1. Petrus, 1. Petrus, 2. Petrus 1'de şöyle okuyoruz. 2. Petrus 1'de diyor ki, çünkü bu niteliklere yani Allah Rabbin armağanları var ya erdemleri, nitelikleri artan ölçüde sahip olursanız Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz bırakmaz sizi değil mi? Verimsiz olmasın. Bu niteliklere sahip olmayan uzağı göremez. Kördür ve devam Demek ki bu, bu Tanrı'nın bize bağışladığı, kutsal ruh bize açıkladığı kilise gerçekleri gerçekten bilirsek uzağı göreceğiz. Kardeşlerimizin söylediklerini de sevgiyle bakacağız. Olgunlukla karşılayacağız ve yavaş konuşa konuşa bir olacağız. Anladım. Anladım. Ama görmezsem sendeki o güzellikleri Rabbim verdiği armağanı görmezsem her zaman seni yanlış göreceğim ve benim yani bugünkü özellikle bugünkünden aldığım ders söyleyebileceğim özet gibi asla ve asla kendi görüşüne güvenme. Asla. Kendi düşüncene güvenme. Doğru. Kardeşlerle birlikte ol. Kendi düşünceni kardeşlerin düşünceleriyle tart. Amin. Amin. Çok doğru. Amin. 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 Evet değerli Kanal Hayat dostları bugün de bu kadar ama devam edeceğiz abi abiyle önemli konulara değinmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki programda özellikle konsüller konusunu ele alacağız. Çok önemli bir konu kaçırmayın. Geçmişte izlemediğiniz programlar varsa onları da izleyin ama konsüller programında konusu üzerinde tekrar sizlerle görüşeceğiz. O zamana kadar hoşçakalın Rab hepinizi bereketlesin.